Hürmetli konaklar, hanımlar, cenaplar. Öncelikle bu davet için Kongres Prezidenti Hürmetli Cemil Aliyev Beyefendi'ye teşekkür ederim. Benim özümün Azeri lehçesi çok yakışı değildir. Azıcık bilirim ama Türkçe danışmayı tercih ettim, sordum Fuat Beyefendi'ye. Türkçe konuşabilirsin dedi. Evet. 30 dakika içerisinde birazcık pediatrik kanserlerden bahsedeceğim ve sonunda da kanser kayıtçılığından birazcık bahsedeceğim. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Hacettepe Hastanesi'nde pediatrik onkoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Ancak ikinci konuşmayı yapmamın nedeni de Cenevre'de yerleşik dünyanın en büyük kanser derneği olan 1933'te kurulmuş Dünya Kanser Kontrol Örgütü'nün başkanlığını yapıyorum. 150'den fazla ülkede 800'den fazla üye derneği bünyesinde barındıran bir dernek bu. Kanser kontrolünün tüm alanlarında dünyada kansere karşı mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor. Kanserle uğraşanları bir arada tutmayı, kanser yükünü küresel düzeyde azaltmayı, kanser alanındaki eşitsizlikleri gidermeyi ve kanser kontrolünü dünyanın ajandasına, gündemine koymayı amaçlamakta bu dernek. Şimdi çocuk kanserlerine gelince, dünyada yaklaşık her yıl 200 bine yakın çocuk kansere yakalanıyor. Gerçek sayı 3 aşağı 5 yukarı aynı, çok iyi bilinmemekle beraber. Çünkü her tarafta kanser kaydı çok mükemmel değil. Türkiye'de yılda yaklaşık 3000 civarında kanser görüyoruz. Sanıyorum Azerbaycan'da 10 milyon olduğuna göre nüfus yılda yaklaşık 1000 civarında çocuğun kansere yakalanması bekleniyor. Ancak çocuk kanserlerinde en önemli sorun, bugünün tıp bilgisiyle çocuk kanserlerinde iyileşme şansı %80 hatta %85'lere kadar ulaşmasına rağmen dünyanın çocukları her yerde eşit olarak bu imkanlardan yararlanamıyorlar. Dünya ortalaması %50'ler civarında. O nedenle dünyanın çocuk kanserlerinde %30 kadar aradaki açığı kapatması gerekiyor. Kurtarılabilecek bir grup çocuk tedavi edilebilir o hastalıklar olduğu halde kaybediliyor. Herkesin çocuk onkoloji uzmanı olmadığını düşünerek sık görülen kanserler erişkinlerden biraz farklı. Lösemi, beyin tümörleri, lenfomalar, kemik tümörleri, nöroblastom, böbrek tümörleri diye gidiyor. Görülen tümörler farklı. Şimdi baktığımız zaman aslında 1960'lardan önce çocuk kanserlerinde tedavi başarısı %20'leri aşmıyor. Fakat son yıllarda, 60'lardan sonra son 50 yılda çocuk kanserlerinde yaşanan bir devrim aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin rakamlarına baktığınız zaman tüm kanserler bir arada incelendiği zaman üstteki şekil gösteriyor. Mesela 70'li yıllarda %58 olan yaşam şansı %83'e ulaşmış. Lösemilerde 1960'larda %10 olan yaşam şansı %90'ları aştı. Yani düşünün 1960'larda lösemili 10 çocuktan biri yaşarken şimdi lösemili 10 çocuktan 9'u yaşıyor. Tabii tedaviye erişebiliyorsa. Avrupa'da bütün Avrupa ülkelerini kapsayan çok güzel kanser kayıtları çalışıyor. Ve baktıkları zaman bu hep sorulan soru, çocuk kanserlerinde de bir artış var mı sorusu hep soruluyor. 10 yıllık dilimlerde %1'lik bir artış söz konusu. Bu olağanüstü bir artış değil ama tabii Avrupa'nın nüfusunu 300 milyon gibi bir nüfus düşünürseniz sonuçta yekününde belli bir sayıda artmış oluyor. Şimdi Hacettepe Hastanelerinde de biz yılda yaklaşık
200 civarında yeni çocuk kanseri geliyor. Büyük bir onkoloji hastanemiz var. Her yıl 5000 kadar bize kanser vakası geliyor Türkiye'nin her tarafından. Çocuk kanserinin dağılımına baktığımız zaman lenfomalar ve iyi bir beyin cerrahi bölümümüz olduğu için çok sayıda da beyin tümörü geliyor. Ben tabii bu işlerle uğraşırken başkasına bakmadan önce biz kendimiz ne yapıyoruz? Kendimizi bir değerlendirmek istedim. Benim çalıştığım hastanede onkoloji bölümü 70'li yıllarda kurulmuş. 1971'de kurulmuş. 70'li yıllarda yaşam şansı %20'lerdeymiş. 80'li yıllarda tanı alan hastalar %36 olmuş. 90'lı yıllarda %50 oldu. 2000'li yıllarda %60. Şimdi bu rakamın %70'lerde olduğunu biliyorum ama yakın zamanda hazırlanmış bir tablo olmadığı için bu. O bu slide'da dahil değil. Yani biz %70 kadar bir tedavi başarısı şansı hastalarımıza verebiliyoruz. Ben tabii bu %70'i görünce ülkemde ben ne yapabilirim sorusunu kendime sorduğum zaman 75 milyon nüfuslu bir ülkede bir şeyler yapmak kolay değil. Ülkenin farklı bölgelerinden işte onkologları bir araya getireceksiniz. Hadi ortak bir şey yapalım diyeceksiniz. Ama bunu başardım. Arkadaşlarımı ikna ettim. Ve bütün arkadaşlarım şimdi benim yürütücülüğünü yaptığım çocuk kanserleri kayıt çalışmasına vakaları giriyorlar. Bir web sitesi üzerinden bu kanserleri kaydediyoruz, analiz ediyorum. Ben onlara geri gönderiyorum. Baktığımız zaman 2002-2008 arasında 12 bin vaka görülmüş çocuk kanseri. Dağılımda büyük bir farklılık yok. Üçte biri lösemi birinci sırada. İkinci sırayı bizde Batı ülkelerinin aksine lenfomalar beyin tümörlerinden biraz daha fazla. Normalde gelişmiş ülkelerde beyin tümörleri ikinci sırayı alıyor. Ancak bunun bir nedeni beyin cerrahlarının kemoterapi gerektirmeyen hastaları bize sevk etmemeleri nedeniyle olabilir. Bir nedeni de bizim ülkemizde lenfomalar batıya göre biraz daha fazla ama Arap ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine giderseniz lenfomalar orada daha sık görülüyor. Çok güzel bir çalışma var. Mesela İsrail'de yaşayan Yahudilerle, İsrailli Yahudilerle İsrail'de yaşayan Arapları kıyaslamışlar. Ve diğer komşu ülkelerdeki Arapları ve diğer etnik gruplara bakmışlar. Mesela İsraillerde lenfoma o kadar yüksek değil ama Mısır'a gidiyorsunuz lenfoma yüksek. Ama Türkiye'de lenfoma yüksek desem de karışmasın. Türkiye'de o kadar da yüksek değil. Daha Batı Avrupa'ya biraz benzer rakamları görüyoruz. Şimdi ben arkadaşlarımla bu çocuk kanserleri kayıt çalışmasını başlattığım zaman soru şuydu. Başkasına bakacağımız yerde biz kendi özümüze bakalım. Biz ne yapıyoruz? Kendi özümüzü değerlendirelim. Eğer iyi yapmıyorsak durumumuzu düzeltelim idi ana fikrimiz. Ve baktığımız zaman yaşam şansı bütün bu 12 bin vakadaki yaşama şansını ülke çapında %65 gibi bir rakam bulabildik. Tabii dünya ortalaması %50 demiştim. %50'nin üzerinde. Ama baktığınız zaman bu biraz uzaktan görmesi zor ama biraz iyi bir slide. Benim sevdiğim bir slide. Çok da bilinen bir slide. Şurası yatay eksen. Sağlığa harcanan para. Sağlığa harcanan para arttıkça şurası da dikey eksende çocuk kanserlerinde yaşama şansı. Bakın sağlığa çok para harcayan gelişmiş ülkelerde çocuk kanserlerinde yaşam şansı %80'ler civarında. Ama Bangladeş, Tanzanya, Vietnam gibi ülkelerde sağlığa harcanan paranın kişi başına $10, $20 gibi olduğu ülkelerde yaşam şansı %10'larda kalıveriyor. Az önce ne demiştim? 1960'larda yaşam şansı %20'lerde falan demiştim. Bakın 2015'e gelmişiz. 2015 ilinde hala 1960'ların yaşam şansını yakalayan çocuklar var. Yani dünyada eğer çocuk kanserleri adına bir şey yapacaksak birinci önceliğimiz bu eşitsizliklere yönelik bütün dünyada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Benim ülkem tabii Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tanımına göre gelir kategorisinde orta üst gelir kategorisindeki ülkeler grubuna giriyor. O kategoriye göre giren ülkelerde de yaşam şansı işte %60-70'lerde bir yere oturuyor. Ama biz kendi arkadaşlarımızla konuşurken hep ya ne yapsak da önümüzdeki her 5 yıl %5 artsak, %5 artırsak da
daha iyi gitsek diye uğraşıyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman çocuk kanserleri aslında bütün içinde küçük bir bölüm. Her yıl 14 milyon kişi dünyada kansere yakalanıyor. Çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ve bu 14 milyonun maalesef 8 milyonu kaybediliyor. Eğer böyle gittiği takdirde sadece nüfus artışının etkisiyle bile dünyada her yıl görülen yeni kanser vakası sayısı 2030 yılında 21 milyon kanser olacak ve bugün 8 milyon ölümler sadece nüfus artışının etkisiyle 13 milyona çıkacak. Yani Azerbaycan'ın nüfusu 2030'da kaç olacak? Kaç kişi kanser olacak? Kaçı ölecek? Milli Onkolojiye Merkezi bu talebin kaçta kaçını karşılayabilecek Sayın Başkanım. Dolayısıyla hesapları buna göre yapmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Teşkilatı sadece ölümler değil, başka bir konu daha var. Dünyanın en zengin ülkesi bile bu bulaşıcı olmayan hastalıklarda, kronik hastalıklarda maliyetin, paranın bir sorun olarak önlerine geleceğini biliyorlar. Ve Dünya Sağlık Teşkilatı bir hedef koydu. 2025 yılına kadar kanserin de içinde olduğu kanser, kalp, diyabet gibi ve kronik solunum hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri %25 azaltabiliriz diyor. Ve Birleşmiş Milletler 2011 yılında bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunu gündemine aldı. Bu Karayip ülkelerinin teklifleriyle gündeme alındı ve oy birliğiyle 195 ülke oy birliğiyle dedi ki ya bu kanser, diyabet, siz diyabete şeker mi diyorsunuz, diyabet mi diyorsunuz? Diyabet, hepsini diyorsunuz. Diyabet, kalp hastalıkları ve solunum hastalıkları bunlara bir şey yapmamız lazım. Çünkü bunların aşağı yukarı hepsinde korunma mümkün. Aslında 2011'de ben de o toplantıya Türkiye Cumhuriyeti adına iştirak etmiştim. O toplantıda alınan kararların ne zaman harekete, eyleme geçeceğinden çok emin değildik ama Dünya Sağlık Teşkilatı ödevini iyi yaptı. Tek tek söylemeyeceğim bu hedefleri, 9 tane hedef koydu. Dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025 yılına kadar %25 nasıl azaltırız diye hedef koydu ve küresel bir eylem planı var ve bunun nasıl yapılacağı konusu gündemde. Ben de bu az önce söylediğim Dünya Kanser Derneği adına sivil toplumdan birisinin konuşmasını arzu etmişler idi. Bizim derneğimizde talepte bulununca piyango bana çıktı. Ben dünyadaki sivil toplum adına geçtiğimiz Haziran ayında 2014 yılında Birleşmiş Milletler gene toplandı ve Birleşmiş Milletler'de açılış oturumunda kanser de dahil olmak üzere devletlere düşen sorumlulukları hatırlatan bir konuşma yapma şansını yakaladım. Tabii çocuk onkoloji uzmanı olmam nedeniyle o araya da birkaç çocuklarla ilgili de cümleyi de sokuşturmayı başarabildim. O da arkadaşlarım arasında epey şey buldu, taraftar buldu. Şimdi bütün bu rakamların detayını vermeyeceğim ama bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi düzgün tedavi eden merkezlerinin rakamları. Bakın en tepedeki rakamı tekrar bakalım. 2001-2007 yılında Amerika'da tedavi edilen hastaların %80'i iyileşiyor. Birçok hastalık türüne baktığınız zaman yaşam şansı çok yükselmiş. İyi durumda, iyi gidiyor işler. Çocuk kanserleri, erişkin kanserlerine tedavi başarısı daha yüksek. Ama problem ne? Dünyanın birçok ülkeleri bu şansı yakalama şansına sahip olmuyorlar. Bu her zaman parasızlıktan değil. Bazen para, bazen kaynakları nasıl kullanacağımız mı, bazen eğitim gibi faktörlerle. O halde ne yapacağız? Benim tavsiyelerim bugüne kadarki 30 yıllık deneyimlerimden ve çevreyle iletişimimden yüksek gelir düzeyindeki her kategorideki ülkenin görevleri, ödevleri var. Ev ödevleri var. Yüksek gelir kategorisindeki ülkelerin kendilerine misyon olarak bu %70-80 olan yaşam şansını %100'e nasıl çıkartırız diye ödevleri var. Araştırma, klinik eğitim, yeni tedaviler, yaşam kalitesi. Orta gelir düzeyindeki ülkeler %50-60'lardaydı yaşam. %80'e nasıl çıkarırız diye. Hizmete erişim, klinik bakımın kalitesinin artılması
düşük gelirli ülkelerde de temel kanser bakımının kurulması ve hizmete erişim. Ama bakın olmazsa olmaz bir şey var. İster yüksek gelirli olsun, ister düşük gelirli olsun, mutlaka ve mutlaka en düşük gelirli, en kaynakları sınırlı ülkede bile bir araştırma gerekiyor. Araştırma, yani verilerin toplanması bile bizim için çok kıymetli. O nedenle araştırma her zaman bizim önümüzü görmek ve nereye nasıl gideceğimizi tutan bir şey. O nedenle bütün bu hedeflerden söylediğim, bir kere ülkeler küresel, hala çok sayıda ülke milli kanser kontrol planı yapmadı ama yapılan milli kanser kontrol planlarının içerisinde çocuk kanserleriyle ilgili unsurların da bulunmasını istiyoruz. Niye? Çocuk kanserleri tedavi edilir kanserler grubunda artık yüksek oranda. O nedenle çocuk kanserlerinin dünyanın çözmesi daha kolay. Çünkü dünyada her yıl 14 milyon kanser görülürken 200 bin çocuk kansere yakalanıyor. Diyelim ki işte 10 milyonluk bir Azerbaycan'da 1000 tane yılda çocuk kanseri görülüyorsa, yani birkaç küçük düzenlemeyle yaşam şansı yüzdesini, faizini çok yükseklere, çok hızlı bir şekilde çıkartıp netice almak mümkün. Hani burada Azerbaycan'da olduğumuz için Azerbaycan örneğini veriyorum, başka bir amacım yoktur. Yanlış anlaşılmasın ama bütün ülkeler için aynı dersi çıkartmamız gerekiyor. Efendim çocuk kanserle ilgili bu şeyden sonra giriş anlattıklarımdan sonra birazcık da bu kanser kayıtçılığından bahsetmek istedim. Kanser kayıtçılığı dediğimiz nedir? Bir düşmanla savaşırken düşmanın kaç topu var, tüfeği var, mermisi var, kaç askeri var, bunları nerede saklıyor, ne yapıyor bunu bilmezsek o düşmanı bizim yenme şansımız hiçbir şekilde yoktur. O nedenle bütün dünyada kanser kayıtçılığı yıllardan beri yapılan bir şey. Geçmişi çok eski. Geçmişi çok eski olmasına rağmen hala ve hala kanser kayıtlarının iyi tutulmadığı birçok ülke var. Çünkü ülkelerin sağlıktaki öncelikleri oraya gelmemişse o ülkeler yapabilecekleri halde kanser kayıtlarını tutmayabiliyorlar. Slide'ın bütün detaylarını söylemeye gerek duymuyorum ama Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yan örgütü olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı Lyon kentinde Fransa'nın bu başını çekiyor. Ama Amerikan CDC, Amerikan Kanser Cemiyeti benim başkanlığını yaptığım Dünya Kanser Kontrol Örgütü, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya Sağlık Teşkilatı gibi örgütlerde bir küresel inisiyatif başlattılar. Global Initiative for Cancer Registry adı altında ve bunu destekleyen birçok partner gruplar var ve iyi de gidiyor. Amaç burada eğitim, doğrudan destek ve bu merkezler arasındaki network'ü geliştirip araştırma elemanını da ekleyerek dünyada kanser kayıtçılığını geliştirmek. Ve bunun için 6 tane yeri, dünyada 6 yeri karargah seçtiler. Bunlardan bir tanesi de İzmir'dir. Avrupa, Orta Doğu, Asya. Ama Asya'nın önemli bölümü Hindistan'daki hub içerisinde. Avustralya'da bir hub var. Kuzey Amerika'da iki tane hub var. 6 tane hub var. Bu hublar doğrudan Lyon'daki Uluslararası Onkoloji Araştırma Ajansı ile işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Ama ben İzmir'deki hub'ı çok iyi biliyorum. 1990'ların ortalarında kuruldu. Ve 1990, yani yaklaşık 15-20 sene oldu. 15-20 yıl içerisinde çok büyük inkişaf etti. Ve çevre ülkelere doğrudan kanser kayıt anlamında destek, eğitim desteği Ayarkın adına yapıyor. Bir taraftan ülkemizin kayıtlarını yaparken. Dolayısıyla biz Türkiye'de kanser kayıtları alanında epey yol aldık. Bir kanser kontrol planımız var ve bu plan içerisinde şu anda 14 ilde, 14 vilayette kanser kayıtları yaparken şu andaki Sıhhiye Nazırlığımız bunu Türkiye'nin geneline yaygınlaştırmayı planlıyor. Ben doğrusu onlara biraz itiraz etmişim. Çünkü örneklem istatistik yöntemle 75 milyonluk bir ülkede bütün ülkeyi çok paradır, çok elemandır, 14 ilde düzgün yapalım, bütün ülkenin tahmin edelim rakamlarını diye. Ama onlar yapabileceklerini söylüyorlar, görelim ama fena gitmiyor, iyi gidiyor. Bizde sık görülen kanserler
Türkiye'deki sık görülen kanserlerden şöyle bir vermek istedim. Tabii biz şu anda çok iyi bir tütün yasamız var. 2008'den itibaren Türkiye tütün kontrolünde, tobakoda çok ciddi yol aldı. Hala bazı ihlaller var, violation'lar var. Ama şu anda yasakları en iyi uygulayan ülkelerden biri durumuna girdi. Eskiden Avrupa'da bir söz var idi. Türk gibi sigara içmek. Çok meşhur idik, şampiyon idik. Ama onu tersine çevirdik. 2008'de %33'tü popülasyonun, nüfusun sigara içme oranı. 4 yıl içerisinde %13 düşüş gösterdi. %26'ya düştü. Biz biliyoruz ki %26 hala yüksek bir rakam Türkiye için. Ama inşallah bu yolda çalışmalarımızı yoğun sürdürüyoruz. Daha da aşağılara çekeceğiz. Kanser kayıtlarıyla ilgili mesaj şudur. Hani bir ülke eğer bir kanser kontrol planı yapmak istiyorsa mutlaka ve mutlaka kanser kayıtçılığı, bu NCCP denilen National Cancer Control Plan'ın içerisinde kanser kayıtları olmalı. Ve kanserle ilgili bütün planlamalar ona dayanarak yapılmalı. Türkiye'de bunu yapıyor sanıyorum, bitiriyorum. Son olarak da sözlerimi, benim başkanlığını yaptığım Dünya Kanser Kontrol Örgütü her yıl Dünya Kanser Liderler Zirvesi'ni, siz Dünya Liderler Zirvesi nasıl diyorsunuz Azeri dilinde? Aynı mı? Dünya Kanser Liderler Zirvesi'ni yapacağız. Bu çok önemli. Kanserin Davos'u. Nasıl Davos'ta ekonomik zirve yapılıyor. O nedenle burada huzurunuzda da ben de bir Türk de bu derneğin başkanı ise en yakın desteği de bir millet iki devlet olarak Azerbaycan'dan beklerim. Öyle bir umutla da gelmişim buraya. O nedenle hürmetli Cemil Aliye Beyefendi'nin iştirakini huzurlarınızda arz ederim. Uygun bulurlarsa Sıhhiye Nazırımıza da ayrıca davetimi yollayacağım ki iki delegeyle Dünya Kanser Liderler Zirvesi'nde Azerbaycan'ı görmek isteriz. Ki Azerbaycan bu yükselen onkolojide her 3-4 yılda bir geliyorum Azerbaycan'a, her gelişte fantastik diyerek, çok etkilenerek gidiyorum. O nedenle bu gelişme için uluslararası arenada sizi daha fazla görmek istiyoruz. Teşekkür ederim.